Bunları da ben alayım. Teşekkür ederiz. Bunlar da Durağan'dan, Durağan ilçemizden sevgiler, selamlar. Durağan Halk Eğitim Merkezi ve civar köylerimizde elleri öpülesi analarımız ve babalarımız tarafından başörtü ve havlu olarak tamamen el emeği olan ürünlerimizdir. Yusuf Kenan Tuğlu. Evet. Halk Eğitim Merkezi müdürü göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Pirinç göndermiş bize ve el yazmaları göndermiş. Çok başörtüleri göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Amcacığım. Seni biz geçen hafta bize görüntülerin geldi. Ha. Bizim böyle bir bilgisayarda bir şeyimiz var bizim. Evet. Orada oyluyorlar en güzel kim diye, en iyi kim sohbet etmiş diye. Sen geçen hafta en çok oyu almışsın. Evet efendim. Biz de öyle sen mi? Daha önce zaten Şoray Uzun Yolda diye bir program vardı Şoray'ın. Onun programına da çıkmışsın. Tamam. Evet. Durağan'da çekim. Tamam işte. Durağan'da çekim yaptı vardı. Evet. Fakat içerideki konuşmamızda anladığım kadarıyla yeterince tanınmadığımdan biraz sıkıntım var. Doğru mu? Tamam efendim. Evet. Şimdi ben sayın seyircilerim, ben sadece size değil, bütün Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına, gencine, kocasına, cahiline, hocasına, alimine, zalimine, dağdaki çobana, köydeki şabana, rahmetlik babama, bunların tümüne konuşuyorum. Bravo! Bir dakika, bir dakika. Çok önemli. Şimdi izlemeyenler varsa amcamız bir satıcı. Yani her şeyi satıyor. Gördüğümüz kadarıyla her şey var. Bunları satarken de öyle normal satmıyor. Mani arkasına hayatı ezberlemiş bir amcamız. Gerçekten de bir halk ozanı gibi bir amcamız yani. Bir dinleyelim şimdi. Evet. Benim ufak yollu köyde bir bakkalım var. Bunları o bakkalımdan getiriyorum. O bakkalıma da bunları aldığım yer Boyabat'ta Süleyman Çakırca diye bir zengin bir arkadaşımız var. Onun sayesinde geçiniyorum. Onun oradan alıyorum bunları. Şimdi seriyorum sergümü, veriyorum vergümü. Çayım şekerim yok diyen, arabam tekerim yok diyen, gazım duzum yok diyen, oğlum kızım yok diyen, sabunum omam yok diyen, evimde kumam yok diyen, ayakkabımda nalça yok, yemeğimde salça yok diyen, çamaşır suyum yok, iyi huyum yok diyen, kulağımda... Kulağımda güpem yok, işlerimde şüphem yok, yakmaya lambam yok, koşmaya combam yok diyen, saatimin pini yok, saatimin pili yok, oyamın mili yok, koyunumun zili yok diyen. Bunları böyle reklam yaparak sayıyorum. Yalnız ki bu arada ne kadar da anlatsam adam, bu devrin adamı, sözüme güzelmeyin. Şiar aklına geliyor yakıya, namaz aklına geliyor yatıya, dünyaya kendini satıya, ahireti geriye atıya, yatsıyı kılmadan yatıya, cumbada batıya, kabahatı benim üstüme atıya, kendini sofu yerine katıya. İşte bu ya. İşte bu ya. İşte Anadolu böyle bir yer arkadaşlar. Ay gözünü seveyim ya. Bir adamın yürümezse bindiği at, sözüne gitmezse kazandığı evlat, dengince değil ise aldığı avrat, ondan sonra yeri yurdu sat, kendini de götü denize at diye. Gün döndükten sonra oğul çıkaran arudan, kocasından sonra yataktan kalkan karıdan, Ağustos'tan sonra ekilen darudan, haram olarak kazanılan paradan size soruyorum, hayır çıkar mı? Yere duman veren bacadan, sabah ezanı okumaya yerinen hocadan, karıya göt dönüp yatan kocadan, hayır çıkar mı? Adamın... Buyur ya,
Bu alkışın 50 misli şu anda, 100 misli, 1000 misli evlerde şu anda herkes seni alkışlıyor. Ha. Bak burada bu kadar alkış varsa evlerde insanların yürekleri hopladı demek ki. Onun için yavaş yavaş sat bize bunları, yani tadına doyalım. İşte bu söylediğim sözler dinleyene nasihat, öğüt. Kavağın yanına dikme söğüt. Kavak uzar gider, söğüt kalır kısa. Allah kimisini saçlı sakallı yarattı, kimisini köse. Kimisi zengin, kimisi fakir, kimisi Ahmet, kimisi Bekir. Dünya bile bir ölçüde mi? Dereli düzlü, aylı yıldızlı, baharlı yazlı, ördekli kazlı, gelinli kızlı, çorbalı düzlü, inek dokuzlu, karman karışık. Dünya bile bir ayarında. Bunun için işte bir adamın bahçesinde kabak yoksa, bardağının altında tabak yoksa, evinde bebek yoksa, hanımında göbek yoksa, evin yanında köpek yoksa, köpeğe vermeye kepek yoksa bundan hiç hayır gelmez. Mustafa amca, zorluklar altında Boyabat'ta yaşıyorsun, doğru mu? Tamam efendim. Sana biraz da bakıyorlar yani. Hani seni de biraz ayakta tutmaya çalışıyorlar. Doğru evet, mu? Evet. Zekat, sadaka falan veriyorlar. Biz de elimizden geleni yapıyoruz Mustafa amca için. Buraya kadar böyle boş boş getirmedik Mustafa amcayı. Mustafa amcadan şöyle son olarak bomba gibi bir şey, böyle yüreklerimizi yaksın yani, bir nasihat istiyoruz senden. Son. Daha çok efendim, nasihatim daha çok yapacağım. Evet. Şimdi akılca akıl bile üç ayrılır. Çelik kafa, deluk kafa, kelik kafa. Çelik kafa çok çalışır. Deluk kafa buradan girer, buradan çıkar. Deluk çünkü. Kelik kafa da bir parça keliğinde saklar, tez dağıtır. Mal kafa, man kafa, tam kafa. Bu da. Kadınlar da affedersiniz üç ayrılır. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bir ben, önce kulağıma söyle bakayım. Ben dini destan, bağına bostan, baba zor. Ben söyleyemem. Söyle söyle, tamam, olurmuş. Dandili destan, bağına bostan, baba zort. Bu üçü böyle. Baba zort neyse artık evet olur. Dandili destan denilen kadın kocası bir yere gittiği zaman çocuğu kucağına alır, akşama kadar soku ortalarında avare gezer gezer, bir de bakar kocası karşıya beri geliyor, vakit de daraldı. Akşam da yakın evde ocakta bir işe güzele bakmadı. Hemen kocası karşıya beri gelirken koşarak eve kadar gelir. Kocası merdivenden yukarı çıkarken çocuğun bir yerini sıkar, çocuğu ağlatır. Hele gel adam, boğuşu canı sağlaşınca çocuğun ağlamasından ne yemek yapabildin, ne yiyecek yapabildin. Bu an nazar mı değdi, hocaya mı götürsün? Nazar mı değdi, hocaya mı götürsün? Üşüttük mü doktora mı götürecek? Ben şaşırttım. Şu çocuğu bir parça ut da ben bir parça yemek yedim. O zavallı adam inanır bayağı. O gün akşama da yorulduğu, çalıştığı eziyetler yetmiyormuş gibi. Ondan sonra o yemek yiyecek yapacak, o da çocuğa atacak. Böyle ev geçim, bu cins kadınla geçim temin edilmez. Neden? Dandili destan, dandil gibi soku ortasında gezmiş akşama. Hele de baba zor, baba zor. Dehti meyince gitmez, çüştü meyince tükelmez afedesiniz. Kendini zoruna gördürür, baba zor. Soku ortasına bir alışverişçi geldiği zaman veya kendisi çarşıya pazara gittiği zaman da ben 20 liralık, 30 liralık bir şey alıvereyim diyeceği yerde ben 200-500 liralık bir şey alayım. Kocamı bu ev ocağı bir an önce ne zaman batırayım diye bakar. Ben keleş beyine kazanırım, beleş beyine. Ben Zahmet Bey'ine kazanırım, Ahmet Bey'ine yer. Ben Yılmaz Bey'ine kazanırım, Olmaz Bey'ine yer. Oh babam be! Süpermişsin ya! Alkışlar babamız için! Babam! Teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bu kadar bu kadar oldu. İşte en eğlenceli site, en çok tıklanan, en sevilen site Piknik Tube'da senin için en beğenilen 5 Piknik Tube görüntüsü. Herkesin bir kredi kartı var. Tabii kredi kartı borcunu ödeyemeyenler de var. Bakın ödeyemeyenler ne yapıyor? Hay maşallah.